Çok uzun zamandır gitmemiştim. Moda'da bir kulüpte sahneye çıktım. Bir 15-20 gün önce. Çocuklar orada yani sahneye çıkıyorlar sırayla böyle tam Amerikan style böyle stand-up yapıyorlar. Birisi 20 dakika çıkıyor, biri 20 dakika çıkıyor. Senelerdir gitmek istiyorum. Var mı yani böyle gençler izlenecek falan? Biraz tabii bizim kuşağa göre tuhaf. Çünkü yani şimdi mesela diyor ki adam genç komedyen diyor, adam 38 yaşında. Evet. Lan genç komedyen 19 yaşında olur, 17 yaşında olur, 20 olur. Ben çıktığımda 22 yaşındaydım. Kenan albümünü yaptığın zaman 19 yaşındaydım. Tabii. Yani şimdi bu kuşak birazcık böyle yaymış, anladın mı? 30 yaşında belki yaparım, belki yapmam. Yani. Hani adam 35 yaşında, ben diyor ki genç müzisyen. Nasıl genç müzisyen? Mozart öldü mü? 35 yaşında. Yani... yani... Bu o yaşta daha başlıyor falan. Neyse, o kızdığım bir bölüm ama güzel bir şey vardı. Seyirci de çok edepli bir tavır takınmış. Çekmiyorlar telefonla falan Kadıköy'de. Bizim tabii tatsız bir şey. Ben hayatın her yerinde bulunuyorum falan, geziyorum, dolaşıyorum ama insanlarda şöyle bir şey var. Adam diyor ki mesela İstiklal Caddesi'nde görüyor. Hoş bu yani tabii yılbaşında falan değil. İstiklal'de yılbaşında fotoğrafı gördünüz mü? Kalabalığı. Pandik atılacak yer yoktu. Bak, eskiden bizim kuşak yılbaşında İstiklal'e gitme, pandik atarlar diyordu. Şimdi pandik atacak yer yok. Yani öyle bir alan da yoktu yani. Ve kişi de yok pandik atılacak. Şimdi gezersin İstiklal'de falan bu yaşında. Adam diyor ki mesela, abi diyor, siz buralara gelir miydiniz diyor. En gıcık olduğum şeylerden bir tanesi. Ulan ben bütün gençliğim orada geçti. Diyor ki, siz buralara gelir misiniz abi? Sanki biz nerelerdeysek. Kadıköy'e de işte o kulübe giderken çocuk gördü beni Bahariye sokaklarında falan. Abi dedi, buraya gelir miydiniz siz dedi. Kulübe girdim. Abi siz buraya gelir miydiniz? Bilet alıyorum. Abi sen bilet alır mıydın? Sizi burada gör... Dedim ki oğlum biz dedim hiç mi merak etmeyelim fakirler neye gülüyor? İnandılar. Halbuki duygum tabii o değil. Gerçekten oradaki dinamiği merak ettim. Ve söyleyeyim mi? Gidin lütfen. Birilerini tavsiye etmekten çok hoşlanan bir insanım. Kendim gibi, kendi sevdiğim şeyi tavsiye etmekten çok hoşlanırım. Onların da hoşuna gider. Aylak Bar diye bir yer var. Burayı da editleyebiliriz. Orada kadınıyla, erkeğiyle bir sürü genç çocuk acayip rahat espriler yapıyorlar tabii. Hoşuma gitti çok gerçekten. Yani onların yanında dede gibi kalma duygusunda değilim elbette. Yani ben de ayak uydururum onlara ama onların bazı konforları var tabii. Daha rahatlar yani biz biliyorsun hiçbir şey yapmadan dayak yiyoruz ya. Yani evde otururken birden adam diyor ki mesela şu konu hakkında niye bir şey söylemedin? Hangi konu? Yani, tabii. Herhangi bir. Benim elektrik faturamla ilgili niye bir şey söylemiyorsun diyor. Ulan ben önce kendi götüme giren elektrik faturasını çıkarmaya çalışıyorum. Söylüyorsun bu sefer başka bir de. Dolayısıyla biz artık onun bir birazcık daha böyle saldırgan demeyeyim de daha sivri şeyleri herkes duymak istiyor belli. Ama Nasrettin Hoca'nın Timur fıkrasını da unutmamak lazım yani. Hadi Tarkan hallet bu işleriyle. Olmaz yani. Birbirimizi avucumuzun içi gibi bildiğimiz o güzel günlerin hayaliyle değerli müzisyen dostum Can ve çok kıymetli program. Efendim bugün 10 parmağında 10 marifet. Harika bir dostum vardı. Cem Yılmaz. Sağ ol abi. Sadık dostlarım, yoldaşlarım, Atos, Portos, Aramis. Çağrı Şertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem. Orkestramla, orkestra arkadaşlarım. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Enerjinizle, ışıltınızla. Zorlu ekibi, zorlu besleme ekibi, koro, iletişim, sevgili Feride Etige, tüm ekip arkadaşlarımıza, Erim, mixer'ımıza, İskender Bey ve bütün ekip arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir dakika, ağzımı alayım, öyle çek. Dur. Şunu da yapayım, bitsin. Mart 17.